Hepiniz hoş geldiniz. Havis Nenemi bugün burada uğurlarken aslında az önce bahsedildiği gibi 95 yaşında hayata gözlerini kapamış ulu bir çınarı uğurluyoruz. 95 yaş demek neredeyse bir asır demek. 95 yaş demek Cumhuriyetle, Cumhuriyetimizle yaşıt bir kişi demek. Burada ağlamak, dövünmek yerine her insanın yaşamından güzel şeyleri örnek almak gerektiğine ben inanıyorum. Havis Nenem, erdemli, dürüst, temiz, ahlaklı, eline, beline, diline bağlı nesiller yetiştirmiş, nesiller vermiş, çocuklar, torunlar, torunlarının çocukları ve hatta torunlarının torununu görmüş bir anne idi, bir nineydi. Elbette 95 yıllık bir çınarın ömründe çok anı yer etmiştir. Ülkesini seven, dünyayla barışık, özgürlükten, barıştan, dürüstlükten ödün vermeyen evlatlar, torunlar yetiştirdi. Ben kendi adıma belli hayal kırıklıklarım var. Neden? Öncelikle iyi derecede kendi dilimi çok iyi konuşuyorum tabii ki de. İngilizce, Fransızca bunları ana dilimiz gibi konuşuyoruz ama ata dilimizi maalesef öğrenemedik. Ben nenemle, babaannemle hiçbir zaman doğru düzgün bir iletişimde olamadım. Onun dilini konuşamadığım için. Bu açıkçası benim kalbimde bir yara. Bazen utanıyorum bunu hatırladığım zaman. Benim gözlerimi kapattığımda hayalimdeki, gözümdeki Havis Nenem genelde aynı renklerdeki eşarbı, kalın gözlük camlarının arkasından bize her zaman sevgiyle bakan sıcacık gözleri, yumuşacık sesiyle bana Kürtçe "sizin için ben öleyim" demesini. Bunları hiçbir zaman unutamayacağım. Benim gözümde istediğini yaptırmasını bilen, gerektiğinde inatçı, gerektiğinde tavır koymasını bilen bir yapısı vardı. Kendisiyle ilgilenmesi hoşuna giderdi. Özellikle babam doktor olduğundan o ziyaretine geldiğinde ona küçük kaprisler de yaparak kendini mutlaka bir muayene ettirirdi. Biz onu her zaman kafamızda güzel anılarla ve az önce bahsettiğim benim ve inandığım kadarıyla bildiğim bütün akrabalarım, bütün ailemizin gözünde her zaman bu şekilde hatırlayacağız. O yüzden ben bir kez daha lafı çok da fazla uzatmadan hepinize teşekkür etmek istiyorum burada bizlerle beraber bulunduğunuz için. Hepimizin başı sağ olsun. Evet, Ali Can da söyledi. Bazen duygular ve sözler düğümlenir yüreklerde. Ah oğul oğul. Ah takı dugu hava tatı mırına mı be? Oğul oğul. Ez bu ete bimirim. Bunu ana diliyle haykıran nicaneler vardır. O geldiği zaman bayramımdı. O geldiği zaman sevinç günlerimdi diye büyük hasretle tepelerin ardında oğlunun yolunu gözleyen bizim canımız Havis Ana'yı yolcu ederken ve ona bayram günlerini yaşatan, her gittiğinde onunla sıcak duyguları paylaşan oğlu Doktor Hüseyin Çamağı da ben davet edeyim. Annesi için birkaç sözü vardır mutlaka burada hazır bulunan dostlara.
Dökmememe rağmen biraz önce gözyaşı dökmeye başladım. Her anne kutsaldır, her anne iyidir. Ama geriye dönüp baktığım zaman gerçekten annem bambaşka bir insandı. Eğer şu anda berabersek ve şu anda aranızda bulunan belki %10'unu kırmışımdır, %90'ınızı kırmadıysam bu annemin bana verdiği kültürden kaynaklanıyor. Annem çok iyi bir Aleviydi. Ve biz evlatlarını da çok iyi birer Alevi, onun da ötesinde iyi bir yurttaş, dürüst bir yurttaş, boğazından haram lokmanın geçmeyeceği birer vatandaş olarak yetiştirmeye çalıştı. Ve annem gerçekten bizim aşiretin, ki büyük bir aşiretiz. Şu anda köyümüzde en az 5000 kişi bizi bekliyordur. Onların hepsinin sevgilisiydi. Hepsinin son derece saygı duyduğu bir insandı. Geçmişte tabii Alevi olanlar bilirler, yaşlılar da bilirler. Köylerimizde ayrı bir cemevi yoktu. Ancak dedeler köye geldikleri zaman çok sevdikleri ve saygı duydukları aileye misafir olurlardı. Dedeler köyümüze geldiği zaman da hep bizim eve misafir olmuşlardır. Bunları hatırlıyorum. Annem onlara saygıdan, sevgiden kusur etmemiştir. Çok çileli bir yaşamı oldu. 1983 yılına kadar gerçekten çok büyük çileler yaşadı. Ama ondan sonra bizim elimiz ekmek tuttuktan sonra öyle zannediyorum ki biz ona çok çok iyi bir hayat yaşattık. Çok güzel yaşattık. Yani öldüğü güne kadar da acı çekmemesi için, kaliteli bir yaşam yaşaması için elimizden geleni yaptık. Allah olsun derler. Cümlenizin haneleri şen olsun. Onu son yolculuğunda rızayı ilah için ellerimizi havaya ama gönlümüzü hakka açıyoruz. Kim hangi duayı biliyorsa, kimin gönlünde ne çıkarsa dua odur. Biz öyle dua ederiz Alevi'de. Yürekten gelecek. İster Tervat'ı oku, ister İncil'i oku, ister Kur'an'ı oku. Hak ve hakikat birdir. Ama ona ulaşan yol bin birdir. Sen yürekten neyi dilersen, neyi çağırırsan, muradı veren Hızır'dır, o bilir. Sen hakkı görmezsin ama hak seni görür. Rıza elillah için dedim, bu evrenin yüce sahibi, gizli ve aşikar hazinelerin sahibi, sen hem Rahmansın hem de Rahimsin. Din gününün maliki ve sultanısın. Biz yalnız sana inanıyoruz ve yalnız sana dua ediyoruz. Bizi dosdoğru yola ilet. Üzerlerine gazap dökülmüşlerin, karanlık ve şaşkınlığa saplanmışların yoluna iletme ya Rabbi. Yaptığımız bu duayı bu kabristanda yatanların, burada darda duran Hazır cemaatin, Hakk'a yürüyen tüm canlarına bağışlıyoruz. Sen vasıl eyle ya Bozatlı Hızır, ya Şah-ı Merdan, üçlerin, beşlerin, yedilerin, 12 imamların, 14 masumi pakların ve kırkların himmeti cümlemiz üzerinde hazır ve nazır ola. Hakk'a yürüyen canımızın ruhu şad ola, mekanı cennet ola. Dil bizden, nefes hazreti pirdan ola. Kemlik bizden, keder bizden ama ihsan ve rahmet senden ya Rabbi. İhsan ve rahmetinle cümlemizin kusurlarını dergahında bağışlayasın. La ilahe illallah hak birdir Muhammeden Resulallah. Ali'dir veliyullah, velidir aliyullah, mürşid-i kamilullah. Emir haktandır, destur pirdendir. Şefaat ya Resulallah. Cümlemizin ömrü uzun olsun. Hak cümlemize keder vermesin.
hananız şön olsun, çıranız sönmez. Şimdi aile bireyleri... Bir niyaz meydana geldiği zaman Alevi inanç ve ibadetinde bir dua verilir. Bugün de Hakk'ın rahmetine kavuşmuş Aves ananın aziz ruhuna değsin, onun evlatları, yakınları, varisleri, onun misafirlerisiniz, bir lokma veriliyor. Burada siz hazır bulunanlar, ikrar ve itikad sahipleri, cümlenizin himmetiyle bir dua verelim, lokmaların dağılması devam etsin. Bismillah, Allah Allah, Silsile-i Zahap halkasının kulları, edep ve temkin sofrasının efendileri, Şah-ı Merdan'ın evlatları, üçlerin, beşlerin, yedilerin, on iki imamların himmeti cümleniz üzerinde hazır ve nazır olan. Şah-ı Merdan Ali Bozatlı Hızır Cem'i cümlenizi edep, heya ve erkandan, fark ile nezandan, yakınlık ve itikattan, aşk ve muhabbetten ayırmasın. Gönlünüze taş düşürmesin, duvarınıza da taş düşürmesin. Bu gider ganisi gelsin, Hak Muhammed Ali bereketini versin. Yiyip yedirenlere, pişirip meydana getirenlere aşk-ı şevk-ı sefa olsun. Açsın eksilmesin, taşsın dökülmesin. Kudret ulu olsun, cennet tamı olsun. Yiyenlere helal olsun, yedirenlere de delil olsun. Bu lokmalar bin kadayla belayı def eylesin, yerine Pirimşah-ı Merdan Ali Bozatlı Hızır olasın. Dil bizde nefes Hazreti Pir'den olsun. Nuri Nebi Çerebi İmam Ali Gülbengi, evliya ve gerçeklerin demine ödüyoruz. Hakk'ın rahmetine kavuşan canımıza da Hakk'ın şefaatini dileriz. Cümlemize de uzun ömürler olsun. Sağ olun.